Hamilelikte koronavirüsün etkilerinden bahsedeceğiz dedik. Aral Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Rehat Faikoğlu tekrar canlı bağlantı konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza Rehat Bey. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rehat Bey, hamilelikte koronavirüsten bahsedeceğiz dedik ama isterseniz öncelikle koronavirüsü ele alalım. Salgın bir hastalık dünya çapında ve tarihte farklı salgın hastalıklar da görüldü. Ebola gibi, SARS gibi. Hem koronavirüsten hem de diğer salgın hastalıklardan farklarına bakacak olursak öncelikle bu konudan bahsedelim istiyorum ben. Sesim geliyor mu şimdi efendim? Şu anda duyuyorum sizi. Sesim geliyor. Çok güzel, teşekkür ederim. Ben sözlerime öncelikle Sayın Bakanımıza teşekkür etmekle başlıyorum. Bu pandemi krizindeki bu güzel yönetimlerinden dolayı hekimler olarak biz minnettarız. Ama esas teşekkürün en büyüğü saygıdeğer sağlık ordusunun mensuplarına, doktor kardeşlerime, tüm doktorları, bu konuda çalışan doktor arkadaşlarımı kutluyorum. Bu konuda canını feda edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Koronavirüs dediğimiz virüs dünyada her zaman için var olan bir virüstü. Ebola, HIV, SARS ve MERS gibi aynı gruptan bir virüstür. RNA ve de zat virüstür. Bu nedenle mutasyona çok çabuk uğradığı için de çok rahatlıkla hastalık yapabilen bir virüstür. Ve de yılda azından İstanbul'umuzda sadece 250-300 bin, tüm ülkemizde 1 milyon 300 ile 1 milyon 500 bin arasında vuku bulan doğum sayısını göz önünde bulundurursak, gebelerde bu virüsün ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok herhalde. Çünkü HIV, Ebola, SARS, MERS gibi aynı gruptan dedik, genomu aynı bunların. Ama bilinen gerçek nedir? Hali hazırda bu COVID-19'dan dolayı oluşan komplikasyonları bilmiyoruz. Neden? Çalışmalar tamamlanmadı. Fakat MERS, Ebola ve de SARS gibi virüslerin yol açtığı enfeksiyonlardan sonra gebelerdeki mortalite, yani ölüm oranı bir hayli yüksek. %25 bu rakam MERS'te, SARS virüsünde de %23. Bu rakamlar bize COVID-19'un da acaba bu oranda ölümler yapacak mı diye soruyu bizde uyandırıyor. Ya intrauterin dönemde, yani anne rahmindeki dönemde bebeklerde bir malformasyon, bebeklerde bir genetik bozukluk yapacak mı? Tabii bu konu araştırılıyor ama SARS, Ebola gibi virüslerin yaptığı aşikarsa çok dikkatli davranmamız lazım. İkincisi, gebelerde niye daha önemli? Gebelik, evet, bir hastalık tablosu değil. Gebelik bir fizyolojik olay. Ama fizyolojik olayda da gebelerde organlarda değişiklikler olur. Bu değişikliklere bağlı olarak da mesela immün yetmezliği ve de diğer değişikliklerden dolayı gebelerimiz hastalığa daha çabuk yakalanabileceği, daha kolay yakalanabileceği için gebelerde çok çok daha önemlidir. Ve de gebelerde, annelerde ne gibi kötü olaylara sebebiyet verebiliyor? Yani komplikasyon dediğimiz bizim olaylara sebebiyet veriyor. Nedir? Bir kere düşük sebebi değil ama erken doğum sebebi. Başka, gebelik zehirlenmesi dediğimiz preeklampsiye yol açıyor. Daha önemlisi, yani en az bunlar kadar önemli olan da COVID-19'a yakalanmış olan annelerde sezeryan oranı bir hayli yüksek oluyor. Peki bebeklerde ne oluyor? Bebeklerde de intrauterin dediğimiz gebelik esnasında anne rahminde ölümler oluyor. Yeni doğan bebeklerde yeni doğan ünitesine alınıp veyahut da yeni doğan yoğun bakım ünitelerine alınma oranları diğer normal zamandaki doğumlara göre bir hayli yüksek olmakta. Bu nedenle COVID-19 virüsünün yaptığı pandemi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir hayli önemli efendim. Peki hocam, şunu da sormak istiyorum. Şimdi koronavirüs teşhisi konmuş hamile bir kadını düşünelim.
Hamile kadının koronavirüs teşhisi konulduktan sonra doğumunun şeklinin ne olacağı söz konusu mu? Önem teşkil ediyor mu? Yani sezaryen ya da normal doğum yapması koronavirüs hastası olmasıyla ilintili mi? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Efendim normal doğumlarda, daha doğrusu miyadı doğan annelerin karnında bebeği tutmak mümkün değil. Bir şekilde doğacaktır. Koronavirüslü annelerin doğum şekillerinde ise eğer sezeryan olacaklarsa muhakkak surette bu sezeryanın genel anesteziyle değil, muhakkak surette lokal anestezi, yani halk arasında da yaygın olarak bilinen epidural veyahut da spiral anestezi dediğimiz şekilde, yani belden aşağı organların uyuşturulması ile yapılması gerekir. Neden? Genel anestezide hastaları entübe ederiz. Yani hortum yutturarak spontan olarak oluşan nefesi biz alete bağlıyoruz. Bu aleti oluşması için, aletle solunumu yapabilmesi için yutturulan hortumun takılması, çıkarılması anında düşünebiliyor musunuz? Akciğerlerdeki var olan bu virüsün ne kadar rahat yayılabileceğini. O nedenle doğum şeklinin, daha doğrusu sezeryanlardaki uyutma şeklinin muhakkak surette genel anesteziyle değil ama lokal anesteziyle olması gerekiyor. Normal doğum yapamaz mı? Tabii ki yapar. Ama bunlarda da tabii doğum yaptıracak personelin çok dikkatli olması gerekir. Bir de doğum 3 fazdan oluşmaktadır. Doğumun ikinci fazı dediğimiz bebeğin çıkma anındaki, rahimden dışarıya çıkma anındaki olan fazdır. Bu fazda çok dikkat etmemiz gereken olay bebeğin o döneminin kısa sürmesi. Neden? Oksijensiz kalmaması için. Oksijensiz, az oksijen alışının uzun sürmemesi için. Zira koronanın yapmış olduğu akciğerlerdeki olay ve buna bağlı olarak da dolaylı yoldan tabii ki organ çokluğundaki bozukluklar yine oksijen azlığından dolayı olmaktadır. Bu sebeple koronavirüslü hastaların çok dikkatli olması, daha doğrusu sağlık personelinin çok dikkatli olması gerekir. Burada müsaade ederseniz iki önemli noktadan bahsetmek istiyorum. Tabii ki. Ben doğum hocası olarak diyorum ki, ve ülkemizde de yapılan bu zaten, bakanlığımızın da bu konudaki genelgesi mevcut. Koronavirüslü hasta doğum için müracaat ettiğinde, daha doğrusu hastaneye muhakkak surette yatırılmalı ve derhal tetkik edilmelidir. Koronavirüs var mı yok mu? Sebep: 1. Doğumu yaptıracak olan veyahut da hastanedeki personelin korunması için. İkincisi nedir? İkincisi de kullanılacak olan malzemelerin rasyonel olarak kullanılabilmesi için. Bir üçüncüsü en azından kadar ve daha fazla önemli olan, doğacak olan bebeğin yeni doğan döneminde yeni doğan yoğun bakımına gidip gitmeyeceği konusunda karar vermek için efendim. Hocam şunu da sormak istiyorum. Biraz önce bahsettiniz. Anne karnındaki bebeğe virüs nedeniyle, virüslü bir hamileyken virüs teşhisi konulmuş bir annenin karnındaki bebeğe virüsün herhangi bir etkisi olup olmayacağını şu an kesin bir şey söylemek mümkün değil dediniz. Ama şunu sormak istiyorum ben. Emziren annelerin, eğer koronavirüs teşhisi konulmuş bir anne ise emzirdiği bebeğine virüsün geçme durumu söz konusu olabilir mi? Şimdi bu sorunuza kısaca cevap vermeden önce müsaade ederseniz çok kısa neye değinmek istiyorum. Virüs şüpheli veyahut da virüsü almış olan annelerin, gebelerin takibi nasıl olacak, değil mi efendim? Evet. Burada tüm kadın doğum uzmanı arkadaşlarının da bildikleri gibi ve de bakanlığımızın genelgesi gereğince hastaların en azından söylemek istediğim şu: muayeneye geldiğinde kesinlikle hastaların maske takmaları, muayene odasına yalnız girmeleri, eşlerinin dahi girmemelerini temin etmelidir. Ve de sosyal mesafe dediğimiz, ben ona kişiler arası mesafe diyorum, onun muhakkak korunması gerekir. Hani beyim de istedi, bir hafta sonra tekrar gelip de ultrason baktırmak isteyen gebelerimiz vardır. Hayır, buna asla müsaade edilmemeli. Nedir? 12, 18 ve 22. haftalarda sadece gebelere ultrasonla bakmak gerekir. Evet, şimdi gelin bunu da özellikle söylemek istedim.
Gelelim anne sütü. Bir vesileyle bir şekilde doğum yaptık koronavirüsle hastamız. Anne sütünde yapılan tüm incelemeler hali hazırda virüsün olmadığını gösteriyor. Ha, burada şunu da söylemek istiyorum. Virüsler her zaman için plasentadan geçer. Bazı konulardaki enfeksiyon hocalarımızın geçmez dediklerini de duydum ama hayır. Virüslere bariyer yoktur. Fetomaternal bariyer dediğimiz plasenta ile şey arasındaki o mesafeyi dahi virüsler geçip bebeğe bulaşabilirler ama her alınan virüsün bu hastalığı yapma şansı diye bir şey yok. Virüsü alabilir bebek ama hasta olmaz. Gelelim emzirme olayına. Sütüyle anne bulaştırmaz tabii ki. Bulaştırmaz ama kucağında bebeğini emzirirken teneffüs yoluyla, inhalasyon yoluyla bebeğine bu virüsü bulaştırabilir. Bu nedenle virüsü tespit edilmiş annelerin doğumdan sonra muhakkak surette sütünün sağılması ve bu sağılan sütün de loğusanın odasının dışarıdaki bir odadan başkaları tarafından beslenmesi gerekmektedir. Buna özellikle dikkat edin. Ve virüsün geçirdiği tespit edilen annelerin bebeklerinin yanına bebeğinin verilmemesi gerekir. Burada ne yapılacak? Bu loğusalık döneminde takip yapılırken annelerin en azından iki defa yapılan testte negatif sonuç alınması gerekir ki bebeğinin anneye de verilmesi için. Veyahut da verilmesi hallerinde bile o sosyal mesafeye çok çok özen göstermek gerekir efendim. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Bütün bu anlattıklarınız çerçevesinde bu salgın sürecinde hamile olan anne adaylarına vermek istediğiniz öneriler nelerdir? Nasıl korunmalıdırlar? Özellikle nelere dikkat etmelidirler? Şimdi özellikle hastalıkta tedavi yoktur ama verilebilecek bazı ilaçlar vardır. Gebeler hastalıklarda daha duyarlıdır. Bunu gebelerimizin bilmesi gerekir. Sigara içen gebelerimiz varsa bunu derhal ama derhal bırakmaları gerekir. Sigara çünkü kontraindike, daha doğrusu çok daha zararlı ve de çok daha rahat bu virüsle aşırı neşir olmalarını temin edecektir. Baştan da söyledim ama tekrar gebelerimin bilmesini istediğim olay. Koronavirüs asla düşük sebebi değildir. Fakat erken doğum sebebidir. Bu bilinçle hareket etmelidir. İzolasyon şart. Asemptomatik de olsa izolasyon şarttır. Her ne kadar asemptomatik yani belirti, bulgu vermeyen bir gebe, koronavirüslü bir gebe varsa dahi buna çok dikkat etmek lazım. İzolasyon şarttır. Peki bu izolasyonda hastayı cezalandıracak mıyız? Asla. Bu dönemde gebelerimizin de dikkat etmesi gereken immün sistemi kuvvetlendirici, güçlendirici hareketlerde bulunmak, spor yapmak ve beslenmelerine dikkat etmek gerekmektedir. Muayene olaylarında da dediğim gibi hekimin uyarılarına özellikle riayet etmeleri gerekmektedir. Bu olağanüstü çok çok önemli efendim. Rehat Hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için ve verdiğiniz bu güzel bilgiler için.